mümkünse sezon sonu satarsak çok iyi olur. Son konumuz arkadaşlar, Icardi konusu. Şimdi ben hep size dürüst bir şekilde gerçekleri anlatıyorum. Böyle de devam edeceğim. Yani bazı şeyleri halının altına süpürelim. Aman şöyle olsun, aman böyle olsun değil. Dürüst, delikanlı ama Galatasaraylı duruşuyla burada yeri geliyor habercilik yapıyoruz. Icardi ile ilgili bugün öğrendiklerimi, duyduklarımı paylaşıp sevgili Alper ve Musa Yıldız'ın da yorumlamasını rica edeceğim. Şimdi İspanya'da bir menajer abimiz var, Marco Kırdemir. Birkaç tane de tanıdığım var. Hem onlara sordum, Icardi ile ilgili Real Madrid'in ciddi bir teklifi, ilgisi var mı diye. Ki Marca gazetesi de yazmaya başladı. İspanyol basını Real Madrid'in Arjantinli golcü yüksek maaşla ikna edeceğini yazdı. Icardi'ye 8 milyon euro denmiş. Galatasaray'a 6 milyon euroya imza atan Icardi'ye İspanyol devi 8 milyon euro verecekmiş. Yalnız Icardi Galatasaray'dan 10 milyon euro alıyor. Bunu belirtelim. Yani 8 Galatasaray'ın verdiği paranın daha fazlası değil. Sonrasında burada marka kaynak gösterilmiş ki böyle 50-60 tane Twitter hesabı, internet sitesi Real Madrid'in Icardi'ye teklif yaptığı yönünde. LiveScore mesela bunlardan 50-60 tane örnek ekrana getirebiliriz arkadaşlar. Hatta baksana çok güzel Photoshop'lar falan yapmışlar. Icardi'yi Real Madrid forması giydirmişler. Ben şöyle bir bilgi aldım Alper. Icardi ile Real Madrid ilgileniyor. Yani Real Madrid biz nasıl böyle hani bakan bu olmazsa Weghorst mu gelir, başkası mı gelir, oraya birini daha güçlü bir opsiyon daha koyalım düşüncesindeyiz. Real Madrid de bir santrafor arayışı içerisinde. İsimlerden bir tanesi Icardi ama teklif de yapacaklar. Duyduğumu aktarıyorum sizlere. Ama Galatasaray'ın kesinlikle ve kesinlikle Icardi'yi satmak gibi bir planı yok. Icardi'ye sorulmuş Real Madrid'den teklif var mı diye Galatasaray yönetimi muhtemelen Erden Timur sormuştur. Icardi hayır bana bir teklif gelmedi demiş. Peki ne düşünüyorsun sorusuna da Icardi ben burada mutluyum. Herhangi bir düşüncem yok demiş. Şimdi işin pozitif tarafı bu. Ama Vandanara Icardi İspanya'ya götürmek isteyebilir. Icardi de Musa Yıldız gibi hanım köylü birazcık böyle şey aşık olduğu zaman bütün kontrolü kaybeden, bütün kontrolü kadına veren bir insan. Kaşınıyor. Alper Eyüp neden ortacaya yerleşti diye ben bir soru soruyorum. Ya Kaşınıyor. şimdi konuyu sulandırma. Evet. Icardi de Musa Yıldız gibi arkadaşlar aşık olunca sevdiği kadının her dediğini yapan bir Bütün profilde. ipleri veriyor yani, öyle mi? Evet. Vandanara Icardi'yi İspanya'ya götürmek isteyebilir. Ve Icardi ağam izin verin ben İspanya'ya gidiyorum. Ben burada kalmak istemiyorum derse Galatasaray sadece para konuşabilir. Hani 10 istemez ama 20'yi isteriz. En az 20 milyon euro isteriz. Uzun lafın kısası Real Madrid evet gerçekten ilgileniyor. Burası %80, %90. Icardi'nin şu an ayrılmak gibi bir planı yok. Ama Vandanara'nın aklını çelerlerse Icardi'yi göndermek zorunda kalabiliriz arkadaşlar. Vallahi Eyüp abi, yani oyuncu gitmek istedikten sonra Galatasaray hiçbir şey yapamaz. Bir kere onu söyleyelim. Ben Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğunu düşünüyorum ama Real Madrid kadrosuna da baktığımızda net böyle aşırı skorer oyuncuları yok. İşte Vinicius Junior var, Joselu var, Rodrigo var. Anlatabiliyor muyum? Yani orada da net bir Benzema gittikten sonra net böyle skor yükünü tamamen sırtlayacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hani Icardi buna da bakabilir. Bunu bu şekilde ikna edilebilir. Ama günün sonunda hani bir A santrafor olarak planlanıp Icardi'yi alacağını düşünmüyorum ben Real Madrid takımının. O yüzden Galatasaray'ın da hani Ama markaydı değil mi? Real Madrid'e yakın olan marka mıydı, as mıydı? Marka galiba Real Madrid'e yakın. valla Biri ikisinden biri Arsenal'a yakın. Barcelona'ya. Marka Evet. marka olabilir, as olabilir, bilmiyorum abi. Marka hani Marka bir Real tanesi Madrid'e yakın. Basta. Ben açıkçası birkaç kişiye de sordum. Şimdi kaynaklarımı burada ifşa etmiyorum. Çünkü buraya futbolcu satmaya çalışıyorlar. Ben Real Madrid'in ilgilendiğini düşünüyorum. Hayır, Ama ilgilenmiş yani olabilir ama yani
Yani orada takımın merkezine mi koyarlar? Galatasaray'daki ortalama mı bulamaz yani. Onu da söyleyeyim. Ama sözlerimi şöyle bitireyim. Galatasaray Icardi'yi satarsa sadece Icardi'yi satmış olmaz. Çünkü Icardi yani Icardi şöyle hani artık ikonlaştı ve Galatasaray'ın marka değerinin bir parçasını gösteriyor. Yani Galatasaray marka değerinden, gücünden güç kaybeder. Sadece sağ içi değil, sağ dışı bu işin internasyonel yönü var. Başka yönü var. Onları da kaybetmiş olur diye düşünüyorum. Türkiye'de taraftar sayısını arttırdı Icardi. Avrupa'da ve dünyada reytingi bizi arttırdı. Yani satmamak lazım. Musa, ama burada kritik şey şu. Yani bize teklif geldi, biz arayıp da Icardi bize teklif geldi, seni satıyoruz demeyiz. Asla. Yani Icardi mümkünse Galatasaray'da futbolu bırakmalı, Hacı gibi. Ama Icardi'den böyle bir talep gelirse işte o gelmez zaman abi. Sıkıntı var. Gelmez abi. Gelmez. Neden gelmez? Van der Nara da hanım köylülük yapmaz. Neden yapmaz? Onu da sonra söyleyeyim. Van der Nara'ya da Icardi'ye de Türk taraftarları, özellikle Galatasaray taraftarları alabilecekleri enerjinin ve tepkinin çok çok fazlasını veriyor. Bugün Icardi'ye böyle tukaka yapmadığı sürece, devre arasına kadar taraftarlar Icardi'yi küstürecek hareketler yapmadığı sürece Icardi ve Van der Nara Türk taraftarlarından çok memnunlar. Beklemedikleri bir ilgi görmüş durumdalar. Abi adamlar Suudi Arabistan'ı tercih etmediler diyeceğim ama sen diyeceksin Arabistan orası. Farklı değil. Bu adamlar Nasır'da oynamakta, Real Madrid'de oynamayı bir tutma. Ha, şu bak, en büyük sıkıntı şu. Icardi kesinlikle Galatasaray'daki ortamı bulamaz. Yani orada Icardi, 50 tane Icardi var abi orada. Yani orada... Abi 50 tane Icardi'yi bırak. 50 tane Van der Nara var demek lazım yani. 50 tane Van der Nara, 50 tane Van der Nara gibi kadın olması demek. Van der Nara burada aldığı ilgiyi bak. Kadınlar abi, ilgi ister değil mi? Kadın abi, kadınlar... Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Ne saçmalıyorsun sen? Abi bir dakika anlatayım. Burayı silebiliyor muyuz? Burayı geri sarabiliyor muyuz? Silebiliyor muyuz burayı? Abi olaya bakış açısı gerçekten çok ilginç yani Musa abinin burada. Doğru ya, söylüyor. Alper, kadınlar birbirlerini kıskanmazlar mı kardeşim? Ya Türkiye'de de bilen kadınlar var. Ne yapıyor ne abi yani? Abi Van der Nara'yı bak abi benim Van der Nara'yı çok daha farklı bir yere koymuş demek istedim. Sen olayı sulandırıyorsun. Başka yere, orada bir sürü Van der Nara ayarında insanlar var ve net bir şekilde hani Van der Nara orada kendini gösteremez. Burada Van der Nara'ya da Icardi'ye de muazzam bir ilgi var. Bu ilgiyi bırakmaz. Kadınlar bunu sever anlamında söylüyorum sana. Popülerite açısından söylüyor İp abi. Yani orada hani Türkiye'deki popülaritesi Van der Nara'nın İspanya'dakinden çok daha yüksektir anlamında herhalde demek istedi. Evet. Yani inşallah yani profil. Osman arkadaşımız demiş ki Ferdi Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynayamazdı. Fenerbahçeliler anlamıyor. Hani Saşa Boy'u konuştuğumuz bölüm için söylemiş. Tabii yani Ferdi'nin tırnava performansını alıp bu adamı Saşa Boy'la kıyaslıyorlar diye paylaşıyorlar. Kardeşim, tırnavaya karşı Musa Yıldız da Ferdi'nin iki tık aşağısında oynar ama oynar yani tırnavaya karşı. Ama şunu yani, da söyleyelim. Çok çok yetenekli bir oyuncu İp abi. Sözünü valla kesip söyleyeyim. Doğru söylüyor. Bak doğru bir yorum. Ama Ferdi'yi kesinlikle isterim Galatasaray kadrosunda. Musa Yıldız bu kanalım Roku demiş. Rasım Ozan Musa Yalın. Ne alakası ya abi? Ya ben anlatmak istediğimi anlayanlara lafım. Anlamayanlara zaten hani ne diyordu bir şey vardı ya. Beni anlamak isteyenlere benim lafım. Anlamak istemeyenler zaten anlamıyorlar. Boş ver abi. Bak ya neyse bak, tamam geçiyorum bu konuyu. Şöyle bir laf söyleyebilirsin Alper'e bu. Alper'in gözlerinin içine bakarak. Alper beni bir tek sen anladın. Sen de yanlış anladın diyebilirsin. Doğru. Adam beni topun ağzına koyuyor Alper. Aynı babasını İstanbul'da bırakıp Ortaca'ya yerleşmiş bir arkadaştan bahsediyoruz. Neden Ortaca'ya yerleştin diye sormazlar mı mesela? Onu çok yakında neden yerleştiğimi açıklayacağım. Alper ağzına sağlık, geldiğin için teşekkürler. Eyvallah abi. Her zaman sevgilim. Arkadaşlar bir miktar Musa Yıldız'a maruz kaldığınız için hepinizden özür diliyoruz. Buna rağmen bize destek oluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.